Akşamlar afiyet olsun. Kız Kaymakam Bey hoş geldiniz gittik iki muhtar olarak. Bize dedi ki çok detaya girmeyin. Yasım olduğu zaman bana gelin dedi. Ben kızdım billahi kızdım ya. Bana dedim ha. Hiç kimse bize böyle bir şey söylemedi. Sonra çınar altında oturduk beraber. Biraz daha böyle iyi olmaya başladık. Hadi sağ ol dedim ben. Sonra haftada 1-2 yemeğe başladı. Sonra haftada 3-5'e başladı. Sonra 7 güne başladı. Biz beraber oturuyoruz kalkıyoruz. Ya bak sabah kahvaltı öğlen yemeği akşam yemeği. Kaymakam benim yakın bir dostumdur yani. Kaymakam eyvallah. Benim yakın dostumdur yani. Arkadaşlar bu taramız gerçekten duygulandı. Ama kendisini yeteri kadar ifade etti. Evet ben de Burhan Bey kadar olmasa bile 36 yıllık adada iş yapan bir arkadaşınızım. Çok kaymakamlar geldi geçti. Bir kısmını sevdik, bir kısmını hiç sevmedik, bir kısmını idare eder dedik. Bir kısmı gerçekten ama ya bir kısmı aynen böyle bir hayatımız oldu ve çok sık değişiyor maalesef kaymakamlarımız. İbrahim Bey de yani bu kadar kısa sürede gitmesini hiç hazmedemiyorum açıkçası. Daha burada kalmalıydı. Daha yeni projeleri vardı. Yeni başlamıştık. Adaya yeni ısınmıştı. Biz ona yeni ısınmıştık. Ama bu kısa sürede olsa da hepimiz için bütün herkesi eşit uzaklıkta durarak hepimiz için adamız için elinden gelen her şeyi ardına koymadılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ona minnettarız. Özellikle bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim çok yeni doğmuş bir kadın kooperatifimiz var. Kent Konseyi bünyesinden doğdu. Bu 2 yıllık bir kooperatif. Bu kooperatifimizin oluşumunda ve gelişiminde de bize inanılmaz katkıları oldu kendilerinin. Çok teşekkür ediyorum herkes adına, kendim adına, kooperatifimiz adına. Onu çok özleyeceğimizi söylemek istiyorum ama inanın ki onun bizi bırakmayacağından eminim. Mutlaka gelecekler ve misafirimiz olacaklardır. Bütün Bozcaada da onun açık kapısıdır. Bekliyoruz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Bunu ben size hem çocuklarınız yapıştırmayı çok sevdim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Halkın sevgisinin üzerinde hiçbir şeyin olmadığını gördük. Benim de Bozcaada yerel halkın temsilcisi olarak söyleyeceğim birçok şeyi zaten Bozcaada halkı söyledi. Ben iki seneye yaklaşan süre içerisinde Sayın Kaymakamımla hem bir mesai arkadaşı hem de ben arkadaşla omuzlaşıyorum. Çünkü biraz önce saygıdeğer hanımefendiye şöyle de ifade ettim. Aslında çok şanssız bir dönemde Sayın Kaymakamım burada. 2 senedir geçtiğiniz sene bildiğiniz gibi çok üzücü bir olayla başladık. Bu sene pandemi süreci. Ama Cevdet Bey, Cevdet abinin dediklerine de katılıyorum. Bu pandemi sürecinde bize çok şey öğretti Sayın Kaymakamımız. Birlik, beraberliğin, siyaset üstü düşünmenin ve Bozcaada'dan ve Bozcaada halkından değerli hiçbir şey olmadığını altını çizdi ve bize çok güzel önderlik etti. Ben hem şahsım adına, hem kurulum adına, hem de Bozcaada halkı adına kendilerine sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Kesinlikle unutulmayacaksınız Sayın Kaymakamım. İnşallah burada her zaman bir eviniz olacak, her zaman bir sofranız olacak. Ve ben eminim ki mutlaka Bozcaada'ya siz geleceksiniz. Bozcaada'dan kopacağınızı da düşünmüyorum. Çok güzel iki dilek oldu. İnşallah öncelikle Çanakkale valisi, daha sonra belki de daha üst yerlerde sizi görürüz. Ben bu alçak gönüllülüğünüzle, bu dürüstlüğünüzle, bu vicdanınızla, çalışma arkadaşlarınızın dediği gibi ben bunun çok uzakta olmadığını ve mutlaka çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bozcaada halkı adına sizlere çok teşekkür ederim. Halkı adına ben bunu veriyorum ve bunu Bozcaada halkından benim vermem istendiği için Bozcaada halkı adına Sayın Kaymakamımıza şöyle bir plaket hazırladık. Sayın İbrahim Gültekin,
Bozcaada'ya yaptığınız hizmetler ve güler yüzünüz için teşekkür ederiz. Kalbinizdesiniz Bozcaada. Bu arada tüm evet. Arkadaşlar var. Burada emeği geçen çok arkadaş var. Herkesin de ben de bana vereyim. Tüm hediyeler kıymetliydi ama en kıymetlisi benim için bu. Öncelikli olarak tüm Bozcaada halkının güzel sözleri, güzel konuşmaları ve en sonunda başkanımızın konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 21 ay Bozcaada'da Bozcaada Kaymakamı olarak görev yaptım. Bu süreç içerisinde devlet adamlığının gereği olarak eşitlikçi, adalet ve demokratik çerçevede tüm Bozcaada halkıyla, tüm Bozcaada halkının temsilcileriyle hep birlikte Bozcaada'ya hizmet etmeye çalıştık. Herkesle oturduk, herkesle bir şeyler paylaştık. Şimdi baktığım zaman Erdoğan amcayla ahtapot tutmaya gittik. Sinan amcayla gelen gemileri ziyaretlerinde askerlik anılarını birçok defa dinledik. Halil amcayla kalabalığa gittik. Ayhan kaptanla Mavriya'da tavşan yahnisi yedik. Her siyasi görüşten, her farklı düşünceden, her meslek grubundan Bozcaada halkıyla bir araya geldik. Anılarımız oldu. Ve ben biraz önce söylediğim gibi o adaletçi, eşitlikçi devlet anlayışı içerisinde bugün her anlayıştan, her görüşten birilerini burada gördüğüm zaman bu amacımı başardığımı memnuniyetle ve onurlu bir şekilde görüyorum. Bunu bana yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kaymakam için en kıymetli şey, en güzel şey hizmet ettiği yerde, görev yaptığı yerdeki halkın gönlüne girmektir. Ben yaklaşık 10 günlük süre içerisinde bunu onurlu bir şekilde gururla Bozcaada halkı gösterdiği için gerçekten belki de meslek hayatımda hiç yaşayamayacağım onur ve gururu yaşadım. Bunu bana yaşattığınız için hem buradaki hem de buraya gelemeyen tüm Bozcaada halkına sonsuz ve kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her biriniz için telefonumda, kapımda, gönlümde yaşadığım süre boyunca açık olacaktır. Ben Bozcaada'yı unutmayacağım. Daha önce de paylaşmıştım. Görev bağım bitmiş olsa da Bozcaada'yla gönül bağım her zaman devam edecektir. İnşallah bundan sonra sizin bu samimiyetinize, bu sıcaklığınıza kayıtsız tabii ki kalamayacağım. Eğer kalırsam zaten doğru yapmamış olurum diye düşünüyorum. İnşallah yine sizlerle, yine belki Erdoğan amcayla ahtapot tutmaya, Ali amcayla sizlerle sohbet etmeye muhakkak geleceğim. Son olarak da benden yana herkes için hakkım helaldir. Sizler de eksiğimiz, kusurumuz olduysa, gönül kırdıysak hepiniz lütfen haklarınızı helal ediniz. Her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yine her zaman görüşmek üzere diyorum inşallah. Kaymakam Bey'imizin yaptığı hizmetleri herkes biliyor. Bu yüzden kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkür etmem konu da bize bir konuda hatırlatma yaptı. Bu hatırlatma şudur. Bozcaada'da birlik beraberlik olduğu sürece aşmayacağımız konu yoktur. Bu yüzden Kaymakam Bey'imiz bizi birleştirdi. Birlik beraberliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu hatırlattı. Bu yüzden ona çok çok teşekkür ediyorum. Gittiği yerde de inşallah başarılı olacaktır. Buna da gönülden eminim. Başarılar diliyorum Kaymakam Bey. Anlar. Çok uzun konuşmayacağım. Sadece kısaca bir şey söylemek istiyorum. Makamlar ve koltuklar gelip geçici.
bazıları işgal eder, bazıları da koltuğun hakkını verir. Hakkını verdiğiniz için şahsım ve adalar adına teşekkür ederim kaymakamım. Hoşçakalın. Demin biraz evvel Kaymakam Bey'le burada sohbet ettik. Onu tekrarlamak istiyorum. Yıllar önce işte 1980'lerin sonuna doğru o dönemin başbakanı bir ile gidiyor. Ve tabii konuşma yaparken çok kalabalık birikiyor. Vali başbakanın önünde, valinin boyu ve vatandaş şey yapıyor. Vali çök, vali çök diyor. Ve vali diyor ki devletin valisi çökmez diyor. Ve ondan sonra istifa ediyor. 2-3 sene önce de vefat etti o vali. Bozcaada'mıza biz çok şanslıyız. Çok mümin kaymakamlar geldi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en iyi şekilde temsil eden kaymakamlar geldi. Fakat İbrahim Bey onlardan biraz daha fazlaydı. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İleride onu önemli illerimizden birisinde vali olarak görmek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. 2 yıldır içimizde görev yapıyor. Dönemimizde Bolucan Spor Kulübümüzü iyi bir yere taşıdığımızı düşünüyorum. Sevgili kaymakamımıza İçimizde yaptığı hizmetlerden çok teşekkür ediyorum. Gittiği yerde başarılı devam ediyorum. Teşekkür ederim. Dünyayı tosturma gibi. Bir gözlük aldık size başarılar. Size çok teşekkür ederim. Hediye ediyorum. Bakın arkadaşlar. Güle güle kullanın. Şimdi siz Kaymakam Bey'i bir kaymakam yönetici olarak tanıyorsunuz. Biz yakın çalışma arkadaşları olarak tanıyoruz. Burhan Bey'in dediklerine ilk olarak biz onun vicdanını her karar alışında gördük. Onun iyi niyetini, iş takibini, titizliğini, en ufak sorunumuzla ilgilenmesini ve o makamını kapısının halktan hiç kimseye geri çevrilmediğini, oradan herkesin içeriye girdiğini, herkesin çayını, kahvesini içtiğini, derdini anlattığını yani çok yakından tanıştık bunlara. Onun için bizim için yani yakın çalışma arkadaşları olarak bizim için unutulmayacak. Kendisini seviyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah Çanakkale valisi olarak gittik. Ama aslında kıymeti ve değeri halk veriyor. İbrahim Bey herkes çok sevdi bence. Ben de çok sevdim. İyi ki geldiniz. Umarım çok daha güzel yerlere gidersiniz. Çanakkale'ye geldim. Çanakkale'ye gelin bence. Çanakkale'ye bakmayın. Vali olarak ama. Vali olarak ama.